Kayıttayız. Evet hocam. Evet. Yalan olduğunu bile bile bazı haberleri insanlar neden paylaşıyor? Evet. İnternet çağında özellikle son derece tepeye vurmuş hastalıklarımızdan bir tanesi ama bu çağa has değil. Ben küçükken gazetelerden haberler alırdık, dergilerden haberler alırdık. Bunların arasında gayet asparagas gerçek olmadığı çok belli. Vatan Gazetesi falan gibi gazeteler vardı o dönemde. Böyle işte çarşaf çarşaf işte böyle hanım fotoğrafları basan ve garip garip haberler yapan gazeteler. Mesela bunları birbirimize anlatmayı da çok severdik özellikle gençken ve insanlar saçma olduğunu bile bile güle güle bu haberleri paylaşırlardı. Şimdi bu mesele bir tık daha yukarı taşınmış gibi gözüküyor. Mesela internet üzerinde özellikle siyasi içerimler olan, toplumda infial uyandırabilecek, işte çevre, merhamet vesaire duyarlılıklarımızı bir şekilde galeyana getirebilecek haberler çok hızlı bir şekilde paylaşılıyor. Çoğu zaman bu haberlerin yalan olduğu da hemen tabii ki mesela işte teyit.org gibi siteler sayesinde hemen ortaya çıkabiliyor. İnsanlar biraz önce paylaştıkları haberin yalan olduğunu belki 10 dakika içerisinde öğrenebiliyorlar. Fakat ya benim biraz önce paylaştığım haber yalanmış, bakın bunun doğrusu buymuş diye bir paylaşım yapıldığını pek fazla görmüyorsunuz. Hatta insanlar evet bu haberin yalan olduğunu biliyorum ama yani insan öyle bir hale getirdiler ki buna da inanmadan edemiyorsunuz gibi bahanelerle bu haberleri paylaşabiliyorlar. Hepimiz kendimizi bu durumun içinde buluyoruz. Bunun sebepleri çok muhtelif. Biraz sürü psikolojisiyle alakalı bir kısmı var. Primatlar alemine dahil bir canlı olarak ne kadar kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum ama sürü halinde yaşayan canlılarız. Küçük sürüler ve klanlar halinde insanlar antik dönemde yaşamışlar. Şimdi ise bu burun devirecek vallahi. Evet, evet. Kedimiz bu arada acayip yani fena geziyor buralarda. Bu dönemlerde ise daha büyük kalabalık şehirlerde büyük topluluklar halinde yaşıyoruz ama o temel işte sosyal ayarlarımızda yer alan sürüye uyma, onlar gibi davranma, işte onların kabullerini kabul etme, onların düşmanlarını düşman benimseme, onların dostlarıyla dost olma gibi otomatik davranışlarımız her gün devam ediyor. Şöyle gene çekelim de. İlgi mi istiyorsun? Tabii işte kedi bu. Bu serimizin şey özel konu oldu yani. Aynen öyle. Şimdi bunun içerisinde mesela biz işte sosyal medyada bir takım paylaşımlar yaparken hepimizin şu ya da bu şekilde bazı aidiyetleri var. Kimisi kendi bir dini inanca, kimisi kendi bir siyasal görüşe, bir ideolojiye, kulübe, bir kliğe, bir şeye yakın hissediyor. Ve genellikle de biliyorsunuz belli bir gruba yakın hissetmeniz, onun zıttı olarak konumlandırılan gruplara, durumlara karşı da mesafeli olmanızı, hatta muhalif olmanızı gerektiriyor. Ve şimdi en çok bunu siyasette görüyoruz. Zararsız bir örnek olduğu için de siyasetten vereyim. Siz X partisine sempati duyuyorsunuz, ona oy veriyorsunuz. Y partisine dair bir rezillik haberi geliyor. Hemen o Y partisi zaten böyle rezildir diye bunu paylaşıveriyorsunuz. Ama kendi X partinize dair bir rezillik haberi geldiğinde diyorsunuz bir dakika bu haberin altında bir şey olması lazım. Bu her siyasi görüşte insanın otomatik olarak paylaştığı bir refleks. Yapılan onlarca davranışsal deney var. Mesela özellikle Amerika'da cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında böyle deneyler çok yapılır. Mesela seçim dönemlerinde işte onlar debate'ler yapıyorlar ya böyle tartışmalar. İşte o tartışmalar sırasında kamuoyu yoklamaları, nöropazarlama çalışmaları böyle bir sürü araştırma yöntemleri uygulanıyor. Ve değişmez bir şekilde insanlar zaten daha önceden kendilerini taraftar hissettikleri siyasi kampın temsilcilerinin söyledikleri şeyleri daha doğru, mantıklı, inanılır, insaflı ve insancıl buluyorlar. Ama karşı kampta yer alan birisi adam iki kere iki eşittir dört dese bile söylediği biraz yalan, inanılmaz vesaire güvenilmez geliyor insanlara. Bu tamamen bizim zihnimizin ait olma reflekslerinden kaynaklı bir durum. Şimdi yalan haber paylaşımının da temelde böyle bir etkiden çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü paylaştığımız haberler genellikle kendimize ait hissettiğimiz bir görüşün ya da işte fikir grubunun haklılığını destekleyen haberler olduğunda doğru yalan olmasını çok umursamıyoruz. Çünkü bizim için o büyük global fikir zaten doğru ve gerçek. Hatta hayatın anlamı, bu din bir ideoloji, bir inanç, bir felsefe ise. Dolayısıyla bunu destekleyen herhangi bir haber gördüğümüzde doğru yalan olması bizi çok ilgilendirmiyor. Patladanak onu bir güzel paylaşıveriyoruz. Ve daha sonra bunun doğruluğu ya da işte doğru olmaması falan konusunda gelen bir bilgi bizi her zaman ikincil olarak ilgilendiriyor. Bu hangi insanlar için geçerli? Tabii ki herkes bunu böyle yapıyor. Muhtemelen yapmıyor. Siz de yapmıyorsunuzdur muhtemelen. Yani bu videoyu seyreden şimdi ben hayatta öyle bir şey yapmam falan. Yapıyorsunuz efendim. Ben de yapıyorum arada bir. Herkes böyle şeyler yapar. Çünkü bu bizi bilinç dışı bir davranış setindeyken yakaladıkları zaman oluyor. Nasıl oluyor? Gecenin bir yarısı. Uykunuz kaçmış.
Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da amaçsız amaçsız geziyorsunuz. Uyumanız gereken bir saatte ayakta olduğunuz için beyin haz sistemini coşturacak bir şeyler arıyor. Tamamen bilinciniz offline vaziyette. Orada işte Instagram'da kim postalamış, bunu kaç kişi takip ediyormuş, bunu ne like yapmış, günlük trendler neymiş, onunla ilgili takılıyorsunuz. Ve tam böyle bilincinizin balon gibi şiştiği, boşaldığı, efendim bütün itkisel ve dürtüsel beyninizin kontrolü ele aldığı bir anda bir şey geliyor. Falanca X partisine ait belediye çevreyi katletti. Hemen tak 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 paylaşımlar, yardırmalar falan. Ertesi gün pistede görüyorsunuz ki hayır, o haber doğru değilmiş. Ne var canım, yani sarhoştum, ne var, olur böyle şeyler falan filan diye üstünü güzel kapatabiliyorsunuz. Bunun çaresi, bu biraz önce söylediğim duruma olabildiğince az düşmek. İnterneti bilinçli kullanmak her an mümkün değil. Arabayı da bilinçli her an kullanmak mümkün değil. Çünkü bilinci her an online olarak tutmak mümkün değil. O yüzden insanlarla bir şeyler paylaşacağımız zaman, bir şeyleri diğer insanlara duyuracağımız zaman, dedikodunun ne kadar ayıp olduğunu, iftira atmanın ne kadar ayıp bir şey olduğunu, bu kadim değerlerimizde bize öğretilen şeylerin ne kadar önemli olduğunu kendimize bir kere daha hatırlatacak, böyle panonuza not mu asarsınız, duvarınıza yazı mı asarsınız, bir şey yapın. Ve nasıl ki internet olmadan önce de, yüzlerce binlerce yıl önce de iftira atmak, dedikodu yapmak, insanların arkasından konuşmak, içi boş zanlarda bulunmak ne kadar ayıp, günah, sakıncalı ve toplumsal davranışı bozan şeylerse, bugün aynısının sosyal medyada da geçerli olduğunu lütfen kendimize hatırlatalım. Sadece bir tek tuşa basarak bir şeyi paylaşabiliyor olmanız sizi masum yapmıyor. Sadece tek bir tuşa basarak yanlış bir bilgiyi diğer insanlara ulaştırabiliyor olmak büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Bir söz vardır, çok severim. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendini sorumlu tutmaz diye bir söz var. Hepimiz düşen bir çığda bir kar tanesi rolünü oynayabiliriz bilmeden ve istemeden. Eğer bir silkinip de şu kadim terbiye kurallarımızı bir hatırlayacak olursak ve bu terbiye kurallarını aynen internette, sosyal medyada, bugünkü modern iletişim ortamlarında ve hatta yarın hayal bile edemeyeceğimiz iletişim ortamlarında kullanırsak hiç dert ve sıkıntı çekmeyiz. Değerler böyle şeylerdir. Teknolojik gelişmelerle, zamanın geçmesiyle, teknolojinin değişmesiyle bir şekilde değerlerini yitirmezler. Erişilip tüketilebilecek şeyler değildir onlar. Dolayısıyla kendimize onu hatırlatalım ve bir son konuya daha dikkatinizi çekeyim. Bugün dünyadaki bütün felaketler aslında bilmediğimiz haberlerle yapılan yönlendirmelerle şekillendiriliyor. Onlarla başlatılıyor ve onlarla durduruluyor. Siz çok güvendiğiniz insanları, çok güvendiğiniz haber ajanslarını, çok güvendiğiniz işte profesörleri, bilmem neleri takip ediyor, onların ağzına bakıyor olabilirsiniz. Ama o insanların da anlattıkları, bildikleri çoğu şeyi doğrudan kaynağından öğrenmediklerini, onların da bir yerlerden duymadıklarını lütfen unutmayınız. Bize gelen haber zincirini çok sağlıklı bir şekilde takip edebilme imkanımız olmadığından, özellikle yıkıcı haberleri, nasıl diyelim, böyle duygularımızı galeyana getirecek haberleri paylaşmadan önce kendimizi ne kadar küçük görüp görmediğimize bir daha bakalım. Çünkü bu haberleri kolaylıkla paylaşan insanlar benim paylaştığımdan ne olacak ki abi modunda insanlar. Eğer böyle düşünüyorsanız kendiniz hakkında çok yanılıyorsunuz. Sizler bizim inancımızda hani eşref-i mahlukat derler. Çok önemli bir türün mensuplarısınız. Çok önemli bireylersiniz. Biz hepimiz öyleyiz. Ve dolayısıyla yaptığımız hiçbir küçük ihmal büyük dalgalar ve fırtınalar çıkarma potansiyelinden uzak değil. O yüzden kendimizi biraz daha bilip acık daha şu internet denen nimeti dikkatli kullanmak gerek diye düşünüyorum. Mesela bunu paylaşabilirsiniz tabii ki, bu kötü bir haber yok burada. Paylaşın, hatta aşırı abone ol düğmesine basın. Bunu yapın bir şeyler yani. Tamam. Güzelleşelim. Ama benim de birkaç bir şey var hocam bu arada. Özellikle yalan haber yazma boyutu tabii başka bir şey, ama o yalan olduğunu gördüğünüz haberi sorgulamadan, yani o işte taraftarlık boyutu oluyor işin. Yani bunu hani o sorgu sualsiz sadece o İşte tuttuğunuz takım olabilir, güvendiğiniz insanın ağzından çıkmış bir kelime olabilir. Sorgusuz sualsiz onu mesela hani paylaşmak duygusu neden acaba ya? Tam olarak... O çok tehlikeli, evet, olan bir şey aslında. Çok. Yani işte diyorum ya, bu dönemki tehlikelerin en büyük kaynağı burası. Yani insanların akıllarıyla, fikirleriyle, vicdanlarıyla, bilgileriyle değil, birileri diyor diye, birileri buna inanıyor diye bir şeylere inanması. Aynı şeyi biz dinde de yaşıyoruz, politikada da yaşıyoruz, felsefi düşüncede de yaşıyoruz. Her şeyde böyle bir durum var. Bu demin dediğim gibi bizim hayvani kökenimizden gelen, hayvani zihinsel kodlarımızdan gelen bir şey. Şimdi bir
maymunun böyle bir devreye sahip olması ve bununla yaşaması ya da şu kedinin böyle bir devreyle yaşamasında bir sorun yok. Çünkü onlar yalan haber üretmiyorlar, abartı yapmıyorlar, dedikodu yapmıyorlar. Tehlikeyi görünce birisi kaçıyor, o kaçınca peşinden öbürleri de kaçıyor. Neden kaçıyor öbürleri? Belki tehlikeyi görmüyorlar ama bizimki işte alfa erkek, önder ya da sürüden birisi bir tehlike gördü, bağırdı. Ben de onun gibi bağırdım ve kaçtım. Bu çok hayatta kalmayı sağlayıcı bir şey. Ama insana geldiğimizde insan yanıltabiliyor, yalan söyleyebiliyor. Mesela yalan söylemek sosyal beynin çok tehlikeli, önemli, gerekli ama çok tehlikeli bir icadı. Dolayısıyla biz bu yalanı çok kolay tespit edebilecek donanımlara da sahibiz. Yani yalanı bayağı güzel yakalıyoruz, hızlı yakalıyoruz. Hele ki şöyle bir de fikrim var, yani çok yakın bir zamanda internet ve sosyal medya üzerindeki yalan dedektörlerimiz de çok gelişecek. Çünkü sosyal olarak da hızlı bir öğrenmeden geçiyoruz. Ve şu anda çoğu haberi zaten yani yalan olduğunu hemen bir bakışta anlıyorsunuzdur. Ama işte buradaki o aidiyet hissi var ya, benimkiler, bizimkiler, evet ben de bunu bekliyordum, işte böyle bir haber bekliyordum tarzı kem beklentiler, kötü beklentiler maalesef bizi böyle insanlık dışı bir davranışa itebiliyor. Tekrar söylüyorum, yapılan o özellikle senin dikkat çektiğin işte bu ne olacak ki, yalan olsa da ben bunu paylaşırım tarzı küçük görülen hareketler bütün toplumsal felaketlerin bugün kaynağını oluşturabilecek kadar tehlikeli potansiyel taşıyor. Ve bu sosyal medyada en fazla manipüle edilen şey. Benim zaten bu soruyu bugün bu videoda cevaplamam amacım da sizlere bir ricada bulunmak. Yapmayın. Bilmediğiniz şeyleri paylaşmayın. Daha bak bugün tweet atmıştım, enteresan konu, yani konunun buraya geleceğini bilmiyordum ama hep kötülüğü paylaşarak, bak aa şu ne kadar kötü bir şey yapıyor, aa iğrenç insanlar, işte bir karısını öldürmüş, bu bilmem çocuğa tecavüz etmiş, böyle yapmış. Bunları paylaşarak yükselemiyoruz sevgili arkadaşlar. Paçozlukla, kötülükle uğraşarak ancak kötüleşebiliriz ve seviyemiz düşer. Bizim daha iyi bir dünya isteğimiz varsa eğer, yapacağımız bir tek şey var. Gözümüzü biz yükseğe dikeceğiz. Biz güzellikler arayacağız. Biz hoşluklar bulacağız. Biz icatlar yapacağız. Biz insanlara yeni bir yol açacağız. Biz insanlara çare göstereceğiz. Aksi takdirde berbat şeyleri paylaştığınızda ortalık çöplüğe dönecek. Ve beynin özelliği neyle beslenirse o çıkar. Gül girerse gül çıkar. Yani çöp girerse çöp çıkar. Zihnimizin hali bu. Dolayısıyla paylaştığımız şeylerin yaşamımızı belirleyeceğini unutmayalım. Dikkat! Paylaştığımız şeyler. O kötülükleri sevmiyorsunuz ya, paylaştıkça o kötülüklere pay veriyorsunuz, destek veriyorsunuz ve bilmeden onların artışına neden oluyorsunuz. Piyasadaki psikopat karakterli insanlara bir taraftan da ilham verdiğini unutmayın bu tip paylaşımların. Bu şekilde bir infialle ayağa kalkmak kendinize bir sorun. Sorunu çözüyor mu? Herhangi bir ilerleme sağlıyor mu? Hayır. Sadece yavaş yavaş bizi alıştırıyor, yavaş yavaş meşrulaştırıyor, yavaş yavaş duyarsızlaştırıyor. En tehlikeli kısım da bu. Bir insanın ölümüne bütün dünyanın ayağa kalkması lazımken şimdi biz iyi neyse ki 5 kişi ölmüş deyip saçmalayabiliyoruz. Neyse ki ölü sayısı azmış diyebiliyoruz. Artık insanları skorlamaya başladık dikkat ederseniz. Ölü sayısı işte kafamıza göre 20-30'un üstünde olduğunda bize felaketmiş gibi gelmeye başladı. Bunların hepsi bir can. Hepsi bizimki gibi bir can. Fakat internette paylaşarak bu canları koruyamıyoruz. Bir şeyler yapmak lazım. Neler yapılacağını da daha sonraki çalışmalarımızda hem soruyorum da hem diğer internet videolarımızda ve açık beynin çalışmalarında sizinle bol bol paylaşacağız. Lütfen takipte kalın.